Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın duvara seken bir topu bir önceki de 4. dersimizde gördük. Gelin devam edelim. Bu dersimizde çok basit bir ders göreceğiz. Önceki derslere nazaran daha basit olan bir konu değineceğiz. Şimdi gelelim. Burada Windows unlocked olduğunda şimdi bunu aslında başlayalım. Neyse. Burada neydi? Var işte. Neydi? Benim tuval diyelim. Yine tuvalimize ulaşalım. Neydi burada document? Neydi? Get elements by id ile neydi? Tuvalimizin neydi? My canvas'ta id'si. Id my canvas'tı. Şimdi ve burada ctx diye bir değer oluşturalım. Neydi? Benim tuvali arkadaşlar. Neydi? Get context deyip iki pardon. Get context ile neydi? İki boyutlu çizim yapacağımızı söylüyordum. Şimdi bu dersi arkadaşlar biz gradyanı göreceğiz. Şimdi bir değişken tanımlayalım. Ne renk olsun bu? Ve ne diyorum? CTX diyorum arkadaşlar. Bu yukarıda tanımladığım değeri neydi? Create. Bakın create linear arkadaşlar. Gradyant var burada. Bir dakika. Linear radyal da var. Gradyant var. Şimdi bu derste linear'ı göreceğiz. İkinci derste radyalı göreceğiz. Mesela biz güneş yapalım. Parlayan bir güneş yapacağız. Ve top yapacağız. Az önceki bir top yapmıştık. Orada örneğin onun yuvarlak olmasını gözükmesini sağlayıp küre şeklinde gözükmesini sağlayabilirdik. Create linear gradyant diyorum. Bunun 4 parametresi var. X diyoruz. Y diyoruz. İşte bakın burada number X1 ve Y1 gibi arkadaşlar. Artık bu yani bir kutu şeklinde bir şekil çiziyorsunuz. Bunu da genişlik ve yükseklik şeklinde şey yaptırabiliriz. Bir ona benzetebiliriz. Örneğin 0'dan 0'a ne olsun? 200'e ne olsun? 250 olsun. Şimdi bu rengi arkadaşlar add color stop ile bakın add color stop ile renk ekleyeceğiz. Burada bu da iki parametre alıyor. Bakın 1 ile 0 arasında kaç tane renk sığdırabilirsen sığdır. Örneğin 0 arkadaşlar ne olsun? Red'den başlasın. Yani kırmızıdan başlasın. Neydi renk? Ne diyorum? Color, add color pardon. Add color. Neydi? Add color stop. Bir de diyorum. Ne olsun? Maviden pardon. Ne olsun? Bu da yellow olsun. Ve burada örneğin bir önceki derste ne görmüştük? File rate komutumuz görmüş. Neydi? O da dikdörtgen kare falan çiziyordu. Neydi? Örneğin 0'a 0. Burada neydi? 200'e pardon. 300'e ne olsun? 300'e 301 kare çizsin. Ve bunun rengi ne olsun? Bunun rengi de neydi? Bakın CTX neydi? False style ile rengini belirliyor. Neydi? Burada artık biz ne yapacağız? Renk olarak atayacağız. Şimdi Ctrl S yapıp sayfamızı bir yenileyelim. Bir önceki dersten kalma. Bakın arkadaşlar ne oldu? Gradyant şeklinde bir renk verdik. Burada bakın şuraya gelelim. 0 ile 1 arasında birden çok renk verebiliyor. Bakın ben renk diyorum. Add color stop diyorum. Add nokta color stop diyorum. Örneğin 0.5'te de ne olsun? Bir yeşil olsun. Ctrl S yapalım. Sayfamızı yenileyelim. Bakın arkadaşlar. Ne ödedi? Bu defa bu şekilde de ortasında yeşil olan. Veya çok daha farklı yapabiliriz. Bakın şunu istersen. Örneğin bunu 400 yapsaydım ne olacaktı? Bakın farkını görelim arkadaşlar. Bakın daha farklı. İşte bunları deneme yanmayla yani bir göz yanması neler yapıyor ona bakabilirsiniz. Bakın. Bu şekilde bunun da bir açısı var. 50 mesela çok derste göremiyoruz. Buradan da açı vardı yanılmıyorsam. Şimdi Ctrl S tam buraya bu böyle arkadaşlar. Örneğin renkin add color stop diyelim. Add color stop diyelim. Örneğin mesela 0.25'inde hangi renk olsun? O da pembe olsun. Bunu uzatabiliriz arkadaşlar. Ctrl S yapalım. Bakın burada böyle bir şey oluştu. Şimdi ben sadece iki renk oluşturdum arkadaşlar. Ctrl S yapalım. Burada create linear gradient vardı arkadaşlar. Bir bakın. Bir de
ne yapacağız? Bir de radyal var arkadaşlar. Bakın grades nedir? Radyal grand. Aynısını 0'a 0 diyelim. Neydi? 200'e 200 mü verdik? 200'e 200 verelim. Ctrl S yapalım. Renklerimiz değişmesin arkadaşlar. Sayfamızı yenileyelim. Bunda neden olmadı arkadaşlar? Meraklanmanız için bir sonraki derste kendinize iyi bakınız. Çok güzel derslerimiz devam edecek arkadaşlar. Abone olarak bize destek verebilirsiniz.